Selamünaleyküm. Öncelikle herkesin Ramazanı mübarek olsun. Bu videomuzda zekat ve fitre ile ilgili bilgi vereceğiz. Yani biliyorsunuz eğer sizin evinizde altın vesaire varsa bunların zekatını vermeniz gerekiyor. Şimdi biz burada örneklerle veriyoruz. Yani belki örnek vermeden anlatması zor olur diye. Bunları normal altın bilezik olarak, paraları da işte çeyrek altın, yarım altın vesaire olarak düşünmemiz gerekiyor. Kuruşlar yarım altın oluyor. 1 lira da Cumhuriyet altın. Öncelikle biz telefonumuza bir uygulama yükledik. Buradan göstereceğiz. Ezan Vakti diye bir uygulama var. Buradan yüklediğimizde Zekatmatik diye bir alan var. Buraya giriyoruz. Ve burada önümüze bir tablo çıkıyor. Lira, dolar, euro, gram altın, çeyrek altın, yarım altın. İşte hangisinden sizde varsa bunları karşılarına yazıyorsunuz. Mesela diyelim birikim yapmak için altın aldınız ya da lira biriktiriyorsunuz, dolar biriktiriyorsunuz vesaire. Diyelim ki bir bilezik 25 gram oldu. Orada 22 ayar bilezik kısmı var. Oraya diyelim ki 25 gram yazdık. Bir tane öyle bileziğimiz var. Bir de diyelim işte çeyrek altın. Yarım altın, işte hangisinden varsa onları da giriyoruz. Diyelim ki elinizde 10 tane var. Çeyrek altın kısmına da 10 gireceğiz. Çeyrek altını ve bileziği koyduk. Onları bir kenara aldık. Burada 50 kuruşlar var. Yarım altın yani. 3 tane. Bunu girdik. Sonra hesaplama kısmına tıklıyoruz. Verilecek zekat miktarı 0 TL diyor. Yani eğer bu kadar altınız varsa zekatını vermenize gerek yok.
Bir de Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Fitre veriyoruz. Bakın burada fitre bu yıl 27 lira olarak verilmiş. Yani kişi başı 27 lira vermeniz gerekiyor. Ailenizde kaç kişi varsa onların toplamı kadar, yani mesela diyelim 5 kişi var. Biz de 27 ile çarpıyoruz 5'i. Toplamda 135 lira ediyor. Şimdi diyelim ki çok fazla altınınız yok. Yani altınınız çok fazla yoksa bunların zekatını vermenize de gerek yok. Diyelim 2 tane 25 gramlık bileziğiniz var. Toplam 50 gram oluyor. Bunu giriyoruz. Çeyrek altınlarda, yani böyle bir sürü var. Toplam diyelim 20 tane de çeyrek altınınız var. Çeyrek altın kısmına da yazdık. Bir de yarımlar var. Diyelim ki bundan da 3 tane. Burada tam alt Cumhuriyet altınımız var, 4 tane. Şimdi burada verilecek zekat miktarını hesapla diyoruz. 1088 lira 22 kuruş olarak hesaplanıyor. Diyelim zekatını verdiniz, bir de fitreyi vermeniz gerekiyor. 5 kişilik olarak hesaplıyoruz. 135 lirayı ekliyoruz. Toplamda 1223 lira olarak hesaplanıyor. Ama diyelim ki yani bir yakınınıza vereceksiniz ama hepsini aynısına aynı kişiye vermenize gerek yok. 200-300 lira birisine, 200-300 lira birisine olarak verebilirsiniz. Bu şekilde siz de hesap